Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Vezzariyati zerva felhamilati vikra felcariyati yusra fel muqassimati amra indama tu'aduna la sadiq ve innet dine la waqa sure zariyat suresi ve ilk 6 ayeti okudum Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yeminler eder yeminlerle surelere başlar vel asr ve şems ve tin gibi hatırlıyorsunuz Burada yemin edilen şeyler bellidir. Adı konulmuş konulardır. İşte ikindi vaktine ama güneşe ama geceye ama incire zeytine Mevlamız yani somut diyebileceğimiz bildiğimiz bir konuya bir isme yemin eder. Ve bu yemin ettiği şeyin önemli olduğunu ve bu yeminden sonra gelen konunun da önemli olduğunu biz biliriz sözü doğru olandır Allah. Doğru sözünü söylerken yemin de ediyorsa daha bir dikkat kesilerek dinleriz. Bu surelerin çoğu Mekke'de gelmiştir. Ve Mekke'de kafir ortama karşı Allah'ın elçisinin dilinde bu ayetler oldu. Ve bunlarla onlara seslendi. Bu onların kendilerine gelmesini sağlayacak cümlelerdi. Rabbimiz yemin ediyor, ve yemin ettiği her bir şey çok önemli konular buraya çağırıyordu. Bununla beraber bir de Kur'an-ı Kerim'de yemin edilen e, konunun tam böyle bilinmediği, yani ne diyelim sanki bir sıfata, bir eyleme yemin ederek söze başlar Allahu Teala. Mesela ''Vel adiyati labha'' diye yemin eder koştukça koşanlar diye tercüme edilir. At denilebileceği gibi pek çok başka koşucular, koşanlar, çabalayanlar akla gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu başlangıçta başlayan sureler var. Mürselat suresi, Naziat suresi bunlardandır. İşte Saffat suresi ve şimdi Zariyat suresi de aynı şekildedir. Böyle başlangıçlara sahip olan yani bir sıfatı Rabbim bize anlatır, bir eylemi gündem yapar. Ee, ama akla çok şey gelir. Fakat e, şudur diyemeyiz. Mavilere yemin olsun ki der mesela belki ama mavilik deyince aklımıza pek çok mavilikler gelecektir. Denizinde, havanın da mavisi olacaktır. Gibi düşünürsek bu yeminler niçindir, nedendir kavramaya çalışacağız şimdi inşallah. Allahu Teala bu surede de dört yeminde bulunuyor. Birincisi ve zariyati zarwa tozutup savuranlara. Tozutup savuranlara diye tercüme ediliyor. İkincisi felhamilati ikra bir ağırlık taşıyanlara. Üçüncüsü fel cariyati yusra kolaylıkla akıp gidenlere fel mukassimati amra ve işi emri taksim edenlere ayırıp parçalayan kimselere parçalayanlara ayıranlara taksim edenlere yemin olsun ki ayet 5 inna ma tuadun size vaad olunan şey doğrudur size söylenen tüm bilgiler, vaatler, korkutmalar olacak ama bu gerçekleşecek denilen her şey doğrudur ve inne dine levaka ve din günü, kapışma günü, cezalandırma günü, yapılanların karşılığının verileceği kıyamet günü mutlaka olacak, gerçekleşecek, vaka'dır. Yani olması gerçek olan şeydir. Allahu Teala bize şu anki kainattaki hareketliliklerden bahsetti. Tozup savurtanlar, hemen herkesin aklına gelecek rüzgar. Sonra bir yük taşıyanlar, rüzgarla bağlantılı bulutlar. Felcariyati yusra, kolaylıkla akıp gidenler, yine belki gemiler, rüzgarlarla, aerodinamikle, uçaklar ve diğerleri. Sonra işleri taksim edenler, Bölenler, dünya üzerinde etkin ve gemen olan bizim görmediğimiz melekler. Genel ilk zaman Müslümanları, sahabeyi kiram böyle tefsir etmiş. Kimileri bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da dayandırmış. Bunları çok kafaya takıp, Allah burada ne kastediyor, bu tozutup savuranlar da kimlerdir diye kafayı takıp soranları da sahabe azarlamış, gereğini yapmış. Çünkü kulluğa yönelik sorular sorulması bizi kul eder. Yani Kur'an'la ilgili elbette soralım, anlamaya çalışalım. Ya ben sorgulayan bir zihne sahibim filan diyor insanlar. Peki bu soruların, sorun ettiğin şeyler bir kulluk ortaya koyuyor mu? Senin hayatında, cennet yolunda bir düzgünlük, bir adamlık oluşturuyor mu? Yoksa Spor olsun, torba da olsun, tartışmada bir yerimiz olsun, sohbette bir tadımız, tuzumuz olsun diye mi konuşuyoruz? Bu kitap böylesi bir dolgu mudur? Akademik bir çalışma mıdır? Bir kadavra üzerinde yapılan herhangi bir bilimsel gayret anlamına mı gelecek? Kitabı yatıracaksın ortaya ve Allah'ın ayetleri üzerinde şöyle midir ki böyle midir ki buradan bu çıkar buradan şu çıkar diye tartışma konusu yapacak ya da Böyle bir tad alacağız, bulmaca bilmece. Allah'ın kelamı bir ilimdir ve bu ilim kalpte haşyet meydana getirir. Kalpte korku, kalpte saygı, kalpte ürperti oluşturur. İman meydana getirir, iman kulluğa bizi sevk eder, kulluk cennet yolunu açar. Bu bakımdan ayetler üzerinde konuşacak, soracak, soruşturacak, anlamaya çalışacaksak evet anlayacağız ama Bileceğiz ki bu kadar. Duracağım yeri bilmem lazım. Fakat burada bir durum var. Ne diyor Mevlamız bize? Yemin ediyor. O yemin ediyorsa düşünmem lazım. Fakat asıl düşüneceğim şeyi anlayabildiğim kadarıyla bu yeminlerin ardından gelen cümledir. Bu yeminler bize bir şey hatırlatıyor. Yemin edilen şeyler ne bilmiyorum şudur diyemiyorum. Ama bu yemin edilen şeylerin sonunda benim ruhuma, benim aklıma gelen bir takım şeyler, bulutlar, rüzgarlar, gemiler ve bunlarla beraber bu çağrışımların ardından kainat üzerindeki muhteşem hareketlilik, bu sürekli devam eden döngü, durmaksızın oluşan olaylar, bitmeyen evrendeki bu hareketlilikler bana şunu hatırlatıyor. Tüm uyanık, uyanışlar, yeni uyan, uyumalara tüm uyumalar yeni uyanıklıklara tüm dirilmeler yeni ölümlere tüm ölümler yeni dirilişlere yol açıyor. Tohumlar meyveye duruyor ama meyveler kayıp düşüyor, yapraklar dökülüyor, ağaçlar kuruyor. Bu hareketlilik bu kainat üzerindeki varoluş bahçemde çiçekler açıyor, soluyor, yerileri açıyor, tekileri soruyor, rengarenk oluyor sonra kayboluyor tüm bu hareketlilikler, tüm bu esintiler, tüm bu taşımalar, bu yükler, bu gidişler, bu gelişler, bu ayırmalar, bu taksimatlar, bu kayıplar, bu kazançlar sonuç anlıyorum ki nereye varıyor? Mutlaka Allahu Teala'nın dediği o gün gelecek. Bize vaat olunan cennet, bize vaat olunan cehennem, hesap, mizan, terazi, sırat, mahşer mutlak manada gerçekleşecektir. Bundan kaçış imkanımız yoktur ve din günü, hesap günü, yevm din mutlaka olacaktır. Bunda kaçma imkanımız yoktur. İşte bu ayeti kerimeler gerçekten ne anlama gelir bilmeyeceğiz. Ve fakat iman edeceğiz. Bileceğiz ki tozutup savuran birileri var, görüp göğde görmediği. Sonra bir yük taşıyanlar var, herkes bir yük taşımakta. Anneler çocuklarını taşımaktadır. Erkekler bir savurmayla belki spermlerini, kadınlar sonra karnındaki çocuklarını çünkü böyle de tefsir edilmiş. Savurmaktadır rüzgarlar nice şeyler taşımakta. Nice bitkileri belki onlar döllemektedir. Bir taşıma var, bir yük var, bir saçıp savurma var. Kolaylıkla akışlar, gidişler, gelişler Mevla'nın çizdiği Muhteşem yörüngeler vardır yeryüzünde. Ve sonra işleri taksim eden benim bildiğim, gördüğüm ama göremediğim kimseler, melekler, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil aleyhissalatü vesselamlar ve diğerleri. İşte gördüğüm ya da görmediğim bir evren büyük bir hareketlilikle bir yere doğru gitmektedir. Bu hareketlilikler mutlak bir sonu çağrıştırmakta. Bir şey bitiyor bir şey başlıyor ve sonra büyük bir bitişle sura üfürülecek, bitecek, vaad olunan gün gelecek ve yeniden diriliş başlayacak ve hesap mutlaka olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.